Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda 1.17 için gelecek güncellemeleri inceliyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk olarak bir sürü güncelleme geliyor 1.17 için ve özellikle keçiler, işte ne denir ona, yeni bosslar vesaire gelecek. Ama ben bugün yeni gelecek olan moblardan ziyade eşyaları tanıtacağım. Bu eşyaları tanıtmaya da şurada göstereceğim hemen teleskopla başlayalım. Şimdi bu teleskop Optify kullanıyorduk biz önceden. Yani hala kullanacağız muhtemelen ama artık zoom'u bununla yaparız diye düşünüyorum. Hem sesi çok hoş hem de görüntüsü mükemmel. Bakın şimdi. Çok güzel bir zoom yapıyor. Şurada ekrandaki parlama efektleri falan hoşuma gitti benim. Ve gayet de iyi zoom yapıyor. Kare olması falan da gayet güzel. Şimdi ben şurada bir tane pixel art gibi bir şey yapmıştım. Onu çok rahat görebiliyorum bakın. Yani buradan birazcık daha seçilmesi zor mesela. Başka ne olabilir? Şuradaki kum bloğu mesela. Bakın buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Bu Spyglass'ın gelmesi için güzel bir şey. Nasıl yapılıyorlar diyecek olursanız da hemen buradan alıyoruz bakırlı ametisti. Bize iki bakır, bir tane de ametist gerekiyor. Bunları bu şekilde koyduktan sonra bir tane teleskop, ay yapsaydım keşke. Bir tane teleskop elde etmiş oluyoruz. Bakın. Ayrıca dışarıdan bakınca görüntüsü de çok hoş. Gözüne sokuyor sanki. Neyse, sıradaki şeye geçelim. Evet, sırada snow powder var. Yani yumuşak kar şeyi. Neden ona? Kar tozu. Hani kar yeni yağar da böyle şeydir ya. Tam kar topu yapmalıktır. Ama böyle çabuk dağılır. O kardan. Üstünde yürümeye çalıştığınız zaman direkt içine gidiyorsunuz. Ve eğer survival moddaysanız yavaş yavaş üşümeye, donmaya başlayacaksınız. Yavaş yavaş uyumaya başlıyorsunuz. Ekran yakınlaşıyor. Kenarlar buzlaşıyor. Ve eğer birazcık daha kalmaya devam ederseniz bu sefer kalpler de çok güzel bir renge bürünüyor. Ve kar canınızı yakmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir özellik. Artık yani donarak ölme gibi bir şey geldi oyuna. Yani bu bence gelmesi gereken bir şeydi. Çünkü o kadar dağların orada soğunun içinde gidip oradaki nehirden buz topluyorduk ve hiçbir şey olmuyordu yani. Güzel bir özellik olmuş. Ama şimdi diyeceksiniz buradan çıkmanın yolu yok mu? Çünkü zıplıyorum zıplıyorum çıkamıyorum. Yani eğer ben şu an easy'de olsaydım, yanımda yemek olmasaydı ben kesinlikle ölmüştüm. Çok canınızı yakmıyor ama burayı kırıp çıkmanız gerekiyor bu şekilde. Eğer burası 2-3 bloksa kıramayacaksınız da. Onun yerine şöyle bir şey var. Deri bot. Şöyle geriye de koyalım. Bir de bunları toplamak için kürekle falan değil, direkt böyle kovayla topluyorsunuz. Eğer elinize gelmesini istiyorsanız kovayla alacaksınız. Böyle çok yoğun bir şey olmadığı için toplamaya çalıştığınızda hemen dağılıp suya dönüşüyor. Bu şekilde alıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Şuraya koyayım mesela, geri alayım, geri koyayım falan. Kovayla taşıyoruz. Ha bir de deri botu giyeyim mesela. Şimdi batıyorum ya. Bunu giydiğim zaman istediğim gibi çıkıyorum, istediğim gibi yürüyorum. Sadece shift basarsam içine gidiyorum. Yani bir nevi şey bu. Dağcı diyorum, pardon. Bu kayak yapılan şeylerin botlarından denenebilir. Gayet güzel bir özellik, mantıklı. Benim hoşuma gitti. Şimdi sıradaki özelliğimiz şöyle bir şey. Eskiden kaldıronlara, kazanlara sadece su koyabiliyorduk. Lav koyamıyorduk ama artık lav koyabiliyoruz. Yani bu bence güzel bir özellik. Güzel tasarımlar karşısında. Mesela şuraya bir tane bundan koyarsınız. Şöyle göstereyim size. Bunun altına lav olursa işte bunu zaten yapan birkaç kişi biliyorum bu tasarımı yapan. Benim kendi tasarımım değil yani bu ama güzel, hoş göze hoş gelen bir tasarım. Ve şu an bunun ne olduğunu da ilerleyen dakikalarda anlatacağım size, merak etmeyin. Ha şey yapabiliyoruz peki, burada lav dururken bunu oksijen... Ha yok, olmuyormuş. Aa, yazık oldu. Neyse. Öğrenmiş olduk. Eğer snow powder'a su verirse onlar eriyor. Şimdi sıradaki özelliğimiz ise tinted glass. Yani ışık geçirmeyen cam. Bu benim öğlen uykusu şey uyuyor. Güzellik uykusu olan. Tuşa basıyorum, içeri giriyorum ve içerisi kapkaranlık. Şöyle bir göstereyim. Light level 9 gösteriyor. Daha, pardon 0 gösteriyor. Şu şekilde F3D yapayım. Şurada gördüğünüz üzere blokta 0. Yani burada mob doğsa doğar. Ama ben olduğum için doğamıyor tabii ki. Ben burada güzel bir şekilde uyuyup uykumu alabilirim. Şimdi sıradaki özelliğimize geçelim. Ha, ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Mob farmları da tinted glass'tan yapılırsa gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen doğsun. Görün sizde. Aynen. Gördüğünüz gibi karanlıkta yani gününüz olsa dahi karanlıkta olduğu için doğabiliyor şeyler. Mob spawnerlarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani camdan yapılmış bir mob grinder
yaparsanız böyle devasa içinden geçen her şeyi görebilirsiniz ki bu gerçekten güzel bir tasarım olur. Hoş olur yani. Evet, şimdi sıradaki özelliğimize geçelim. Ve size şunu göstermeyi unuttum. Tinted Glass'ları şu şekilde yapıyoruz. Hemen gidelim buradan. Pardon, yanlış yaptım. Ortaya bir tane cam, etrafına da ametistleri koyuyoruz dörtlü bir şekilde. Ve bir tinted glass, pardon, iki tane tinted glass elde ediyoruz. Bunları elimize kırarsak geliyor mu? Evet, geliyor. Belki de bir bug'dır bu ama elimize kırdığınızda şu anlık geliyor, evet. Yani bunu elimize kırıp geri koyabiliyoruz. Şimdi buradan ben hemen peaceful'a tekrardan alayım. Evet. Eğer elimizi kırarsak şu anlık geliyor ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Sırada bakır var. Evet. Bakır maden olarak demirle eşit şeyde çıkıyor galiba. Ve toplamak için minimum olarak taş kazmaya ihtiyacımız var. Şu şekilde. Minimum taş kazmayla kazabiliyorsunuz. Tahta kazma kazmıyor. Elinize gelmiyor. Bunu da hemen şu şekilde. Buradan bir ayıp, pardon. Oven yazıyorum yanlışlıkla. Bir maden fırını. Birazcık da kalk bloğu alarak da şu şekilde göstereyim. Bunu da pişirerek bir tane cevher elde ediyorsunuz. Yani aynı bildiğiniz şey mantığı. Demir mantığı. Tamam, sen çok yanma lav yaparsın. Şöyle bir durum var. Demir zamanla oksitleniyor. Hemen şu şekilde demir diyorum, pardon. Bakır zamanla oksitleniyor. Şu şekilde alayım bunları hemen. Evet, aldım. Şimdi şöyle size sırasını göstereyim. Şurayı orta yeri birazcık açalım. Burayı güzel bir tasarım yapmaya uğraştım ama pek de olmadı sanırım. Gerçi oldu aslında. Güzel duruyor. Şimdi zamanla aynen bu şekilde prizmarin bloğu rengine doğru gidiyor. Bakırın ilk hali de şu. Buradan alalım. Bu arada bunları da muhtemelen stone cutter'la şekil verebileceğiz. Bu şekilde asıl rengi bu. Zamanla şey yapıyor. Aynı şekilde diğer bloklar için de geçerli bu. Şu şekilde göstereyim. Bunlar farklı şey oluyor, oksitleniyor, oksitleniyor ve en sonunda da prizmanın ile ilgili bölünüyor. Peki, şunu diyebilirsiniz. Ben bunlara o kadar emek verdim. Ama bunlar oksitleniyor. Ben oksitlenmesini istemiyorum. Bu renkte, bu renkte, işte burası zaten daha ileri gidemez de. Yani böyle oksitlenmemiş, hafif oksitlenmiş veya orta derecede oksitlenmiş renginde kalmasını istiyorum diyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Çözüm basit. Yapacağınız şey şu. Bir tane arı kovanına gideceksiniz. Onun makasını toplayacaksınız. Elinize bir sürü honeycomb alacaksınız. Ve bundan sonra kalmasını istediğiniz rengi belirleyeceksiniz. Yani mesela ben bu hafif oksitlenmiş de mi kalmasını istiyorum? Yanına bir tane koyuyorum. Ve bunu etrafını cilalıyorum, kaplıyorum. Yani bunu dış etkenlerden koruyorum. Artık bu asla daha ileri seviyeye gitmeyecek. Veya aynı şekilde düz kapırın yanına da koyarsınız. Bu olur. Yani aynı şekilde bu da asla paslanmaz diyorum. Hani oksitlenmez. Hiçbir şekilde bir şey olmaz buna. Bu olduğu seviyede kalır. Ve her aşama arası galiba 48 ila 50 gün falan. Yani bunların kolay kolay oksitlenmiyor. Fakat uzun bir süre bir dünyaya oynarsanız bunlar tabii ki de oksitlenecek ve eğer siz bunu istemiyorsanız etrafına şey yapabilirsiniz bu şekilde. Sırada ise gizemli bir yere gidiyoruz. Burada bir kapağımız var. Buradan aşağı iniyoruz. Ve hafif çıtırtılar geliyor. Aa, bu da ne? Yoksa mum mu? Evet. Varda'nın yanında kendilerini göstermişlerdi daha çok. Hani böyle Varda'nın yanında gördük biz bunları. Ama renkli renkli geldiler. Gayet de güzel oldu. Buradaki ışığın neden gelmediğini gördünüz muhtemelen. Çünkü tinted glass vardı. Onu bu camla değiştirdim. Artık görüyoruz. Mumlar etrafı çok düşük seviyede aydınlatsa dahi, çok düşük seviyede aydınlatsalar dahi gruplanabiliyorlar. Dörderli, beşerli falan. Ve bu sayede çok ortamı aydınlatıyorlar. Tıpkı bu kütüphanede olduğu gibi. Burada ikili bir grup var. Burada tekli yalnız başına duran bir şey var. Burada eskiden kitap okurlarken çok eski zamanlarda mum kullanıyorlarmış. Baksanıza. Rengarenk bir sürü mum yapmışlar. Kimileri ikişerli, kimileri dörderli, kimileri tek başına. Dolapların içine de koymuşlar hep. Baksanıza. Burayı aydınlatmak için bayağı mum gidiyor olsa gerek. Artık ne kadar uzun süredir burada varsa tozlanmış yani hiç. Baksanıza. Ve birisi burada bir kitap okuyormuş. Mum ışığında.
Şey diyeyim, böyle bir ortam cidden isterdim ya. Ay. Bakayım ne okuyormuş. Bitmeyecek öykü. Allah Allah. Mesela bunu böyle yaparsam kırılır mı? Hayır. Bunlar havada kalabiliyor. Tamam. Bu şekilde raf gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bunun üstüne alıp istediğiniz mumu koyabilirsiniz. Ve yapmanız gereken tek şey bunun üstüne çakmakla sağ tıklamak. Yapmanız gereken tek şey bunları kaç tane grup yapmak istiyorsanız üstüne tıklayıp çakmakla yakmak. Gayet basit, şık. Bu tip loş kütüphaneler yapmak için mükemmel. Yalnız ben şu araya konulmalarını da çok isterdim ama olmuyor maalesef. Belki ilerleyen zamanlarda geliştirirler ve bu şekilde koyabiliriz. Ve mumları yapmak içinse şöyle bir şey lazım. Ben buradaki hazırlama işini unutmuşum. Ama size hemen şöyle göstereyim. Evet, geldim. Mumları yapmak içinse size gereken tek şey honeycomb ve string. Yani bal mumu ile şey, ip. Bunu aşağıya, bunu da yukarı koyduğumuz zaman bir tane mum elde ediyoruz. Bu mumu istediğiniz şekilde yere koyup kullanabilirsiniz. Tabii bu bir, yani bir tane yapıp istediğiniz kadar kullanmalık değil. Her biri bir tane işte. Zaten anlamışsınızdır, o kadar da anlatmayayım. Ve istediğiniz herhangi bir rengi mesela alıyorsunuz. Mumun yanına koyuyorsunuz ve aa, mum artık boyalı. İstediğiniz rengi bu şekilde boyayabiliyorsunuz. Yalnız bu boyayı da ben bayağı sevdim ya. Kullanırım. Kullanırım harbiden. Birazcık uğraştırdı. Hatta bir saatimi aldı buraya yapmak ama kullanılır. Güzel. Şimdi öteki bilgiye geçelim. Evet, sırada bizim paratonerlerimiz var. Buradalar. Küçük şirin bir köylü evi. Hemen şu şekilde. Tandır alalım. Burada yün çatılı ahşap bir ev var. Eğer bu paratonerlerin olmadığını farz edersek, buraya bir şimşek düşerse, bu yünler duman olur. Ama paratoner sayesinde birazcık bekleyelim, göreceksiniz. Aynen. Gördüğünüz üzere paratoner kendi üzerine çekti ve çatımız duman olmadı. Bu gayet güzel bir özellik. Yani bunlardan istediğiniz her şekilde tasarım yapabilirsiniz. Mesela sarkaçlı saat falan da yapan var bundan. Ki gayet güzel oluyor. Sarkaçlı saatin tasarımları normalde kötü oluyordu. Böyle çit falan koymaya çalışıyorduk. O olmuyordu artık. Direkt bizim düşünmüş boyan gamcı. Sıradaki özelliğimiz bundle. Yani keseler. Bu şekilde aldım bunları üstüme. Bu bundle'lar yani keseler içlerine bir siteye kadar eşya doldurabiliyor. Bunu cebinize atıp geziyorsunuz. Yani güzel bir şey. Bunu alıyorsunuz. Sonra ben bunları toplayacağım işte. Böyle envanterimde İşte yer kaplamalarını istemiyorum. Bunları bu şekilde yaptığıma bakmayın. Bunların böyle az sayılı olması gerekiyor. Hepsini bir stack içinde alamazsınız. Ama şu şekilde mesela böyle maden yaptınız. Bunlar burada yer kaplıyor ya. Bunları istediğiniz gibi sağ tıklayarak toplayabiliyorsunuz ve belli bir miktarı doluyor. İşte mesela bir siteye aldım ya. İçinde şu anda bir stack var. Ve daha fazla bir eşya alamıyorum. Gördünüz mü? Bunun içindeki eşyaları almak içinse envanterime koyup üstüne sağ tıklıyorum. Ve her şey geri açılıyor. Yani gayet güzel bir şey. Bunu şeyle yaparım. Mesela Survival serisi ne 1.17'ye geçirdiğim zaman mutlaka kullanacağım. Çünkü çok kullanışlılar. Shulker'a geçene kadar. Ha bu arada Shulker'ın içine konuluyor mu bunlar? Shulker Box'a konuluyorlar mı? Hemen bakalım. Evet, konuluyorlar. İçleri dolu da olsa, boş da olsa konuluyor. Şimdi şöyle bir üstümü temizleyip bunların nasıl yapıldığına gelecek olursak da hemen buraya geliyoruz. Bu tavşan derilerini bu şekilde koyuyoruz. Ve iki tane de ip koyuyoruz yanlarına. Bam! Bir tane bundle'ımız var. Tebrikler. Ve son olarak suyun altından geçebilen raylar. Yani Allah şükürler olsun, ne diyeyim yani, bu güncellemeyi getirmeleri mükemmel oldu. Baksanıza ya, artık suyun altında bir sürü yol yapmak zorunda değilsiniz. Yani veya ne bileyim, roller coaster'ınızı suyun altından geçirebilirsiniz istediğiniz gibi. Veya bir sandıklı vagonunuz var, eşya taşıyacak. Artık suyun altından rahatça geçebilir. Bu mükemmel bir özellik bence. Ayrıca balıklar da parti yapabilir yani suyun içinde. Bir tane balığımızı alalım. Şuraya koyalım. Bir tane balık. Fark etmez ne oldu? Tropikal mi? Pufferfish mi? Hiç de sevmem aslında ama. Bakın bindi, gördünüz mü? Tabii o karaya çıktığında maalesef ki ölecek. Evet, ölecek birazdan. Hadi yürü. Ölme. Bu şekilde balıkları da eğlendirebilirsiniz. Tabii ki de karaya çıkartmayın, yoksa ölürler. Şu şekilde bunu da kıralım. Balıkçığımız yaşasın, değil mi? Değil mi Lel? Var ya, bunlar çok zehirli. Çok.
Şimdi de kapanış konuşmasına geçelim. Hop, gelecekten geliyorum. Şöyle bir durum var. Ben size ametistleri göstermiyormuşum. Hemen şu şekilde ametist mağaralarına da gidelim. Aşağıda bir tane ametist mağarası bulmuştum ben. Onu da hazır ettim zaten. Gördüğünüz gibi mağaralarda gezerken falan böyle bunlara denk gelebilirsiniz. Yani duvarları falan kazayım da şuradan geçeyim de yaparsınız eğer. Var mıymış ki şöyle bir şey? Hemen bakalım. Ya neydi işte kazarken falan bunlara denk gelebilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Bunların çok hoş bir melodik sesi var bakın. Hatta şöyle yapayım. Belki direkt kendi mikrofonumu kapatacağım şimdi. Daha rahat dinleyin diye. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel melodik bir sesleri var. Bunları toplamak isterseniz ne yapmalısınız? Bunları toplamak isterseniz bunları minimum demir bir kazma ile toplamanız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Topladığınız zaman size 4 tane ametist gelecek. Peki ben bunları toplayamaz. Maalesef hayır. Şu anlık toplanıyor ama yani İleriki güncellemelerde bunu kaldırılacağı söyleniyor. Emin de değilim. Yani şu anlık geliyor belki gelmeye devam eder. Ama yanlış hatırlamıyorsam bunları hiçbir şekilde toplayamıyorum. Aynen. Bu büyüyen ametistler, bu ametistler büyüdüğü yer şey değil. Normal bunlar değil, budding ametist yani tomurcuklanabilen ametist ve bu videoyu toplayamıyorsunuz. Hiçbir şekilde. Yani bu toplanmaya devam edecek mi emin değilim. Ama tomurcuklanabileni asla toplayamıyorsunuz. İpeksiyi de aynı şekilde. Mesela şöyle yapayım. Bakın şu an ipeksi dokunuş var. Ama toplayamıyor. Bakın yok oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Ha, bunun farmını yapacaksanız da buraya yapabilirsiniz yine. Çok zorlamazsınız merak etmeyin. Şimdi bölümün sonuna gelebiliriz. Gayet güzel bir bölüm oldu. Bu kalısitli tufun ne işe yaradığı hakkında pek bir bilgim yok. Kalısit kireç. Tuf şey yumuşak kaya galiba. Yani bunları bir yerde kullanıyoruz yoksa sadece bunun şeyinde mi var bilmiyorum. Ama çok güzel sesleri var. Bakın. Ametistler genel olarak bir hani var güzel şeyler. Neyse. Ne? Outro'ya geçin siz. Hadi güle güle. Evet, izlediğiniz için gerçekten de çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atabilir veya kanala abone olabilirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Güle güle.